Merhaba, ben Hülya. Ben B Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Profesör Doktor Ercüment Ovalı, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yeni Çağ Gazetesi'ndeki habere göre, Profesör Doktor Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği aşıyla yok etti. Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat vermediğini ifade eden Ovalı, ilaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var. Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu. Diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm, dedi. Profesör Doktor Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği aşıyla yok etti. Sağlık Bakanlığı'nın, kokteyl antikor aşısı için ruhsat vermediğini ifade eden Ovalı, ilaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum, 5 gün önce, akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim, kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm, dedi, 6 ayda bir aşı olunacağını belirten Profesör Doktor Ovalı, mutasyonlar aşının etkinliğini azaltacak, mutasyon artar ve devam ederse ilk üretilen aşılar çöpe gidecek ve her yıl mutasyona göre yeni aşı üretilmesi gerekecek, dedi, Ovalı'nın aşı çalışmalarının fare deneylerinde etkinlik çok yüksek bulunurken, şu an itibariyle üretimi tamamlanmış 25 milyon doz aşı mevcut, Ovalı'nın katıldığı özel bir yemekte yaptığı konuşmalarında, konuşmayı not alan Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Profesör Doktor Mete Düren bunu yakın çevresinde yayınladı. Mete Düren'in yayınladığı bu konuşmayı samimiyeti ve içtenliği ile bilinen Profesör Doktor Erwimund Ovalı da evet bu benim konuşmam diyerek kabul etti.